Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Bir Tefekkür Saati programıyla yine birlikteyiz. Kıymetli izleyicilerimiz, mübarek Cuma günü akşamı, Cuma gecesinde hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, her türlü izzet ve ikramı hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli izleyicilerimiz, programımıza geçtiğimiz günlerde milletimizi derin acılara gark eden menfur, alçak ve hain bir saldırıda hayatlarını kaybetmiş, vatan, millet, mukaddesat, bayrağımız, dinimiz ve ezanımız için fedai can eylemiş aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ederek başlamak istiyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, Maide Suresi 32. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki, her kim haksız yere bir cana kıyarsa, bir insanı öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir. Yine hadis-i şerifte, her kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası ebedi olarak cehennemde kalmaktır. Zira bir Müslümanın öldürülmesi Allah katında dünyanın yok olmasından daha vahimdir buyuruluyor. Biz de Allah Resulü'nün hadis-i şerifindeki bu buyruğuyla bütün alçakların ve hainlerin ebedi yerleri cehennem olsun diyoruz. Milletimize tekrar sabır, metanet ve başsağlığı temenni ediyoruz. Biz bu akşam tefekkür saatinde kıymetli izleyicilerimiz, Ordu İl Müftülüğü Cezaevi Vaizi Sayın Abdullah Salman'ı konuk ediyoruz. Abdullah Salman hocamız kendisi birçok ilmi çalışması olan, proje çalışması olan, aynı zamanda proje yazarı ve koordinatörü olan cezaevi vaizi olarak görev yapıyor. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, biz hocamızla bu akşam özellikle hocamızı konuk ettik. Hocamıza cezaevi vaizi diye sizlere arz ettim biraz önce. Hocam, cezaevi vaizi nedir? Belki kıymetli izleyicilerimizden ilk defa duyanlar vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cezaevi vaizi diye bir unvanlı kadrosu var. Siz de bu kadroda bildiğim kadarıyla orduda 4 yıldır görev yapıyorsunuz. Evet. Cezaevi vaizi kimdir? Ne iş yapar? Nedir hocam? Önce kıymetli izleyicilerimize unvanınızı, kadronuzu ve yaptığınız işi bir tarif ederek başlamak isterim. Buyurun hocam. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Az önce ifade ettiğiniz temennileri aynen paylaşıyorum. Tüm şehitlerimizi huzurlarınızda minnetle, rahmetle anıyoruz. Allah razı olsun hocam. Bu memleket ki 20 metre kare bir alan için binlerce şehit veren bu aziz milletimizi asla bölemeyecekler, evet, asla parçalayamayacaklardır. Cenab-ı Mevlam vatanımızı, birliğimizi, beraberliğimizi daim ve kaim eylesin. Bizlere bu fırsatı veren şahsınızda Kanal 52 ailesine, TV 52 ailesine teşekkürlerimi bir borç biliyorum. İnşallah programımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Tabii ki ceza vaizi gerçekten Diyanet İşleri Başkanlığımızın. Hocam özür dilerim. İkinci bölümde zaten cezaevi vaizini ve cezaevi hizmetlerini konuşacağız. Anladım. Sadece şu an cezaevi vaizi kimdir? Bir kısa olarak onu bir kendinize tanıtın. Cezaevi vaizi Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak. Evet hocam. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı arasındaki işbirliği protokolü gereği tam gün esaslı. Evet hocam. İl müftülüğüne bağlı olarak din hizmetleri mahkum ve tutukluların manevi rehberliklerini, evet hocam, çıkaran, onların sosyalleşmesini, onların topluma kazandırılmasını sağlayan bir din elçileridir. Evet hocam. Nasıl ki sosyal hayatımızdaki din görevlerimiz olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımızın özellikle sosyal alandaki din hizmetlerini son yüzyıllarda önemsemesi hasebiyle cezaevi vaizi kadrosu ihtisas edildi. İnşallah İkinci bölümde siz bu kadroda görev yapıyorsunuz. Tabii ki bu konuyu inşallah, evet, güzel bir şekilde açıklamaya hocam çalışacağız. Hocam kısa bir tarifle programımıza başlamış olduk. Kıymetli izleyicilerimiz, biz hocamızla programımızın birinci bölümünde planımıza göre İslam ahlakını ve İslam ahlakının toplumsal yansımada, toplumsal hayattaki yansımalarını konuşacağız. Hocam öncelikle ahlak nedir? Ahlakın mahiyeti nedir? Evet. Ahlak deyince ben hatırladığım bir hadis-i şerifi var. Affınıza sığınarak, evet, söylüyorum. Allah Resulü'nün bir hadis-i şerifi var. İnsanların peygamberlerden öğrene geldikleri söz utanmadıktan sonra dilediğini yap diyor. Ya, evet. Ahlak nedir hocam? Ahlakın mahiyeti, evet, nedir? Çok güzel bir giriş yaptınız. Ahlak aslında bir insanın yaratılışında olan bir huy,
seciye, karakter, evet, insanın özünde olan bir iyilik hareketidir. Evet hocam. Birçok tanımlar yapılır ama ben özellikle İslam dünyasında çok meşhur olan, İslam dünyasında genel kabul gören İmam Gazali'nin tarifiyle inşallah ahlak tarifini yapmaya çalışacağım. Evet hocam. İmam Gazali diyor ki ahlak insan nefsinde yerleşen öyle bir melekedir ki herhangi bir zorlamaya, herhangi bir baskıya maruz kalmadan kendiliğinden çıkan bir davranışlar bütünüdür. Yani evet, ahlak insanın içerisine yerleşmiş olan güzelliğin, iyiliğin kendiliğinden ortaya çıkmasıdır. Yani ahlak aslında bir değerler eğitimidir. Evet. Ahlak bir anlamda davranışlar bütünlüğüdür. İşte biz bu ahlakı nereden alıyoruz? Nasıl anlamalıyız? Evet, hayatımıza nasıl yansıtacağız? İnşallah bunu önümüzdeki dakikalar içerisinde anlatmaya çalışacağız. Şimdi bu İmam Gazali'nin bu tarifinden ahlakın aslında mahiyetini de anlıyoruz. Evet. Ahlak genelde şöyle anlaşılıyor. Yani yapılan bir hareket, amel aslında ahlak amelden ziyade, yani davranışlardan ziyade bu davranışın arkasında yatan niyet. Evet. Niyet önemlidir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam innemel a'malu bin niyat, hepimizin bildiği hadis-i şerif, ameller niyete göredir. Yani yaptığın davranışı ne için, kim için, ne niyetle yapıyorsun. O yüzden ahlakın en önemli mahiyeti yapılan fiilin, davranışın, uygulamanın ne maksatta yapıldığıdır. İşte burada Allah rızası, evet, önemli olan bütün davranışların arka planında Allah rızası, samimiyettir. Birinci, evet, mahiyeti budur. Diğer bir özelliği ise aslında biz ahlakı iyi veya kötü diye ikiye ayırıyoruz. Zaten, evet, bu insanın fıtratında da olan bir şey. Yani şu tabirimi sevgili izleyicilerimiz hoş görsün. Yani ahlaksız insan yoktur. İyi ahlaklı ve kötü ahlaklı insan vardır. Evet. Bütün insanlar yaratılıştan temiz İslam fıtratı üzerine yaratılmıştır. İşte ayeti kerimeyi işte Rum suresindeki 30. ayetten biz bunu anlıyoruz. Fakim feceke lidine hanife fitratallahi lati fatara nase aleyha la tebdile li halqillah. Yani sen yüzünü, bak burada müminler veya insanlar demiyor. Sen yüzünü fıtrata, yani içindeki mayaya, seni yaratan Allah'a, seven ve sevilen Allah'a dön. Cenab-ı Mevlam bizi ne için yarattı? İşte kendi varlığından haberdar etti. Aynı zamanda Allah'ın Celle Celaluhu'nun isimlerinden biri de nedir? El-Vedud. Seven ve sevilen. İşte insanlar yaptığı davranışı Allah beni sevsin, Allah bana teşekkür etsin, İnsanlar değil. Yani Allah'ın rızasını kazanmak en önemli. Allah'ın hoşuna gitsin diye. Yani tabii ki o yüzden iyi veya kötü insan vardır. Bir de üçüncü olarak ahlakın mahiyetini şöyle izah edebiliriz Sayın Sezgin Bey. Ahlak insanda sürekli olan bir şeydir. Yani herhangi bir güzelliği bir defa yapıp onu tekrarlamamak değildir. Mesela şöyle bir örnek verirsek, düşünün hayatında hiçbir şey tasadduk etmemiş, hiç infakta bulunmamış bir insan milyarlarca yardım etse, bir de bunun karşısında hali vakti orta halli olan bir insanımızı düşünelim. Ama o az da olsa sürekli veren bir insan. Şimdi bunu mukayese ettiğimiz zaman hangisi Allah katında daha makbuldür? Tabii ikincisi ahlakı huy edinmiş. Güzel ahlak. İşte Efendimizin bildiği gibi. Ehabbul amali ilallahü teala edvemuha ve inkalle. Yani amellerin en iyisi, en sevimlisi, Allah'a hoş gelen nedir? Az da olsa sürekli olandır. Demek ki burada ahlakın üçüncü mahiyeti kişinin içerisine yerleşmiş olması lazım. İşte bu yüzden onu karakter haline getirmiş. İnallahu yuhibbul muhsinin. Allah iyiliği yapanları, iyilik melekesini içine yerleştirenleri sever. Aslında bunu böyle meallendirmek daha doğrudur. Evet. İyilik yapanları ve iyiliği huy edinmiş olanları Allahu Teala sever. Evet. Peki hocam, ahlakın beslendiği ana kaynak nedir hocam? Dediniz ki insan fıtratında mutlaka ahlak üzere doğar. Aslında insan İslam üzere doğar. Tabii tabii. Evet. Ahlaksız insan yoktur tabirimizi. Ama hoş görsünler. İyi ahlaklı, kötü ahlaklı insan vardır. Peki o zaman ahlakın beslendiği ana kaynaklar neler, evet, hocam? İşte biz aslında şu sloganlık bir cümle olacak ama biz ahlak ümmetinin
torunlarıyız. Bizim ahlakımızın ana kaynağı nedir? Kur'an ve sünnettir. Bunları ayetlerde açık ve net olarak görüyoruz. Evet. İşte Kalem Suresi'nde Bismillahirrahmanirrahim ve inneke leala hulukin azim diyor Cenab-ı Mevlam. Peygamberimizi övüyor. Sen muhteşem bir ahlak üzeresin. İşte biz de onun ümmeti olarak peygamberimizi takip ettiğimiz müddetçe işte biz Kur'an'ın ahlakını kendimize örnek ve rehber edinmiş oluyoruz. En önemli diğer unsurlar, yani ahlakın beslendiği ana damarlardan biri de sünnettir şüphesiz. Evet. İşte peygamberimizin bu konuda onlarca, yüzlerce hadisi var. Ben zamanımızı ekonomik kullanmak için birkaç tanesini zikretmek istiyorum. İşte imanın da en önemli derecesi, imanımızın lezzeti yani halaveti, işte ekmelül müminine imanen ehsenhum huluka. İmanın derecesi diyor Efendimiz, mükemmel olan imanın en güzeli, derece olarak en üstünü ahlaken en güzel olandır diyor. Yani ahlaken iyi olan bir mümin, ahlaken güzel olan ve bunu davranışlara yansıtan müminin imanı daha kamildir. Bir başka hadis-i şeriflerde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İnnemâ bu'ithtu li utemmime mekârimel ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Yani aslında bütün peygamberlerin ahlakı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan mündemiştir. Yani bütün peygamberlerin özellikleri, ahlaki meziyetleri Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama Cenab-ı Hak tarafından tevdi, yani onun şahsına toplanmıştır. O yüzden İmam-ı Rabbani'nin mektubatında şu okuduğum şey aklıma geliyor. İşte peygamber aleyhissalatü vesselam, yani Hazreti Muhammed aleyhisselamı kabul eden bir ümmet bütün peygamberleri aynı zamanda kabul etmiş oluyor. Onların bütün ahlaki meziyetlerini de kendisine toplamış oluyor. Evet. Bunun aksi olan peygamberi kabul etmeyen, yani Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı kabul etmeyen, ona iman etmeyen ise tüm peygamberleri ne yapmış oluyor? Evet. Reddetmiş oluyor. İşte peygamberlere imanı böyle anlamak lazım. İmanın şartlarından birisi de tabii zaten işte peygamberlere iman. Peygamberlere iman ve özellikle peygamberlerin hareketlerini, davranışlarını, sünnetini içselleyip bunu hayata yansıtmaktır asıl olan. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz, Abdullah Salman hocamız tabir yerindeyse tam bir atom karıncadır. Abdullah Salman hocamızın basılmış eserleri, yazılmış kitapları, soru bankaları mevcut. Diyanet camiasının yakından tanıdığı, bildiği, Diyanet camiasının bilgi seviyelerinin test edildiği sınavların hazırlık kitaplarını yazmış bir hocamızdır. Aynı zamanda hocam bir proje adamıdır kendisi. Cezaevinde de 4 yıldır görev yapıyor. Hocamızın orada da birçok toplumsal hususa değinen, o yaralara parmak basan ve çözüm üreten projeleri mevcut. Hocam bu vesileyle şimdi ahlakı tarif ettiniz. Ahlakın ana kaynaklarını da anlattınız. Ben sizin anlattıklarınızdan anladığım Müslümanın ahlakının iki tane ana temeli var. Evet. Birisi Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim, birisi de Allah Resulü'nün sünneti ve onun gittiği yol. Peki hocam, Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'in ve Allah Resulü'nün bize bıraktığı ahlakı biliyoruz. Emirlerini de biliyoruz. Bütün bunlar ortadayken İslam ahlakıyla bugünkü toplumun, ya ben toplumdan kastım Müslüman coğrafyadan bahsediyorum. Toplumun hayatına yansıttığı toplumsal ahlak arasındaki bu çelişkilerin sebebi ne öyleyse? Evet, çok güzel ve yerinde bir soru tabii ki. Aslında yine burada esas ayrımı iyi görmemiz lazım. Yani İslam medeniyetinin ana damarı Kur'an, vahidir. Biz ruhaniyetimizi yani Allah Teala'dan, yani gökyüzünden alıyoruz. Evet hocam. Bugünkü ahlak kuramları var. Yani felsefi, bunu felsefi düzeye, nazari düzeye indirenler var. Yani ahlak sadece bir etikmiş gibi, sadece davranışlarla alakalı. Aslında Batı ahlakıyla İslam ahlakı arasındaki en derin uçurum, en derin ayrım işte bizim vahye dayanmamız, yani Allah'a dayanmamız. Evet. Onlar ise dünyaya dayanıyorlar. Şimdi buradan şunu anlatmaya çalışıyorum Sayın Sezgin Bey. Evet hocam. Bugün Batı'nın ahlak kuramlarına bir bakalım. Bir sürü ahlak tarifleri yapmışlar. Mesela onlara göre ahlak nedir? Aslında uçurum buradan kaynaklanıyor. Bugünkü ahlaki yozlaşmaların, bugünkü ahlaki çözümlerin,
bugünkü dünyadaki savaşların, işte Halep'teki o insanlık dramının, işte Suriye'deki, Irak'taki, Arakan'da, Tel Afer'de, Kudüs'te, işte bunlar ahlaki yoksunluktan bir Batı medeniyetinin ürünüdür. Evet. Şimdi Batı der ki ahlakın tarifini şöyle yaparlar. İşte onlara göre ahlak insanı mutlu eden bir şeydir. Yani hevasını mutlu eden. Veya işte pragmatist bir anlayışla bana fayda veren, benim bedenime, nefsime fayda veren şey ahlaktır onlara göre. Yani bu hatta hedonizm dedikleri, yani hazcılık, zevk alıyor adam. Yani benim nefsimi, benim bedenimi, işte benim hayatımı güzelleştiren şey ahlaktır diyorlar. Yani, işte o yüzden onlar insani değerlere, onlar ahlakı kendi menfaatlerine tabii, olan tabii, her şey olarak tabii görüyor. İşte onu evet çok güzel ifade ettiniz. Kendi menfaat, pragmatist dedim ya, faydacı evet. yaklaşıyorlar. Evet hocam. İşte bizim en büyük farkımız nedir? İslam medeniyeti dedik ya, biz ahlak ümmetinin temsilcileriyiz. Bizim beslendiğimiz ana kaynak Kur'an ve sünnettir. Biz o yüzden yanı başımızda aç duran bir müminlere, ailelere duyarsız kalamıyoruz. Yanı başımızda bir yangın, savaşlar, insanlığın öldürülüşüne kayıtsız kalmak mümkün değil. Çünkü bizim fıtratımız buna el vermiyor. Peki bugün Batı alemine bir bakalım. Batı alemine, o büyük insanlara, Batı medeniyeti dediğimiz, onların ahlakı nerede? Onların ahlakı bu insanların ölmesine evet. nasıl göz yumuyorlar? Evet. Bunu hangi ahlakla izah edebiliriz? Ahlaklı olduklarını iddia ediyorlarsa, insanlıktan yana olduklarını iddia ediyorlarsa, o zaman Hristiyanlığın ahlak kuramı nerede? Yahudiliğin ahlak kuramı nerede? Nerede bu insanlığın ahlakı? O zaman onların da ahlakının bitmiş olduğunu anlıyoruz. Çünkü beslendikleri kaynak vahiy değil. Evet. Tamamen dünyadan kendi güçlerini, kendi hegemonyalarını kurmak, kendi sistemlerini, kendi güçlerini, kendi kudretlerini sağlamaktır. O yüzden insanın önemi yoktur onlar için. Görüyoruz. Evet. Yani bir balinanın kurtarılması için yüzlerce, binlerce insan devreye girerken, yanı başımızda Suriye'de, Halep'te, Irak'taki binlerce insanın katliamına seyirsiz kalmaları maalesef insanlığın bittiği, evet. yani sözün bittiği bir yerdir. O yüzden iyi ki İslam medeniyetinin ümmetiyiz. Biz bu acılara, bu dramlara kayıtsız kalamıyoruz. Çünkü bizim ahlakımız buna el vermiyor. O yüzden bütün dünyaya kucak açan bir milletin fertleri olarak, özellikle Türkiye vatandaşı olmak ve Müslüman olmak bizim için bir ayrı bir gurur verici bir olaydır. Evet. İşte bizim istikbalimizin yegane kaynağı ahlaklı bir ümmet olmaktır. Şimdi bugünkü ahlaki çözülmelerin, ahlaki yozlaşmaların sebebi, şimdi bireysel, az önce ifade etmem gerekiyordu. Batı'nın ahlak anlayışında bireyselcilik var. Yani evet. sekülerizm dediğimiz tamamen dünyevi bir bakış açısı. Bizde o yoktur. Yani bizde dünyaya yönelik, sadece dünyayı ön plana alan, dünyada mutlu olmayı ön plana alan bir ne din anlayışımız vardır, ne ahlak, ne de insani bir anlayışımız vardır. Çünkü onlar, yine Cenab-ı Mevlam hepsini buna işaret ediyor. Bu ifade ettiğimiz düşünceler tamamen Kur'an ve sünnet endeksidir. Ne diyor batılı kafirler, müşrikler Kur'an'da ifade edilen meali arz edeyim. Onlar sadece dünyada yaşarız. Dünya bizi mutlu eder. Yani biz dünyada yaşadığımıza bakarız. Bizi ancak zaman helak eder. İşte onlar bu gözle bakıyorlar. Dünyada yaşamak için, dünyada mutlu olmak için bir başka insanların mutluluğunu çalıyorlar. Gözyaşlarına sebep oluyorlar. Ve katliamlar, savaşlar. İşte o yüzden buradan sizin aracılığınızla sevgili izleyicilerimize şunu arz etmek istiyorum. Medeniyetlerin kaynağı da ahlaktır. Evet hocam. Özellikle toplumsal ahlak önemlidir. Az önceki sorunuz da buna bağlantılı. Bireysel ahlaktan ziyade toplumsal ahlak. İşte sıkıntı burada. Şimdi namaz kılıyoruz. Bu Allah'ın emridir. Evet. Zekat veriyoruz. İşte hacca gidiyoruz. Sadaka veriyoruz. İşte bütün ibadetlerin aslında temelinde ne vardır Sezgin Bey? Bütün ibadetlerin amacı nedir? İnsanı, yani insanın nefsini temizlemektir. Evet hocam. Ve bunu topluma aksettirmektir. Şimdi Allah'ın huzuruna duracaksın.
niyet edeceksin ama bunu hayata yansıtmadığın zaman o ibadetin Allah katındaki derecesi taklitten öteye geçemez. İşte ayet-i kerimede Bismillah inne salate tenha anil fahşai vel münker. Bütün ayetlerin arka planında yani mefhumunda ve mantukunda bütün ibadetlerin ana arka planında insanı yetiştirmek ve insanı yararlı hale getirmek. Evet. Ve bunun arka planında da radıyallahu anhum ve radıyallahu anh Allah'ın razı olduğu kul ve kulların evet. Allah'tan razı olduğu bir kul seviyesine çıkarmaktır. İşte davranışlarımızı toplumsal hayata indirgememiz lazım. İbadetlerimizi toplumsal hayata indirgememiz lazım. Örnek olarak şimdi ecdadımızın tarihine baktığımız zaman işte iş ahlakına, ticaret ahlakına, komşuluklarla olan ilişkilerine baktığımız zaman hep aslında ki bu ahlaki duyarlılığı görmemiz mümkündür. Evet, hocam. İşte ahilik teşkilatının sebebi nedir? Bunun en önemli sebebi ticaret ahlakı oluşturmak. Evet hocam. Batının ahlakında ne vardır? Kazan. Hangi yollardan olursan ol kazan. Evet. Kazanan insan, zengin bir insan onlara göre Allah katında makbuldür. Evet. Ama bizde nedir? Bizde helal lokma, alın teri ve bir başkasının emeğine saygı vardır. İşte biz bunu, bu ahlakı nereden alıyoruz? Evet. İşte böyle nesiller yetiştirebilirsek kameraların yaptığı görevi vicdanlarımıza yaptırabilirsek işte en trajik olay. Günümüzde kameralar çok güzel işlevler görüyor. Çok güzel bir icattır. Ama bugün insanlar maalesef kuyumcularda kamera olduğunu bile bile gidip orada soygunculuk yapıyorlar. Evet. Adam öldürüyorlar. Kavga ediyorlar. Bunu izah etmekte gerçekten zorlanıyoruz. İşte buradaki eksiklik nedir? İşte kalbimizdeki, beynimizdeki ve ruhumuzdaki o ahlaki duyarlılığı. Yani evet. Allah'a olan saygıyı unutmamamız gerekir. Evet hocam. Yani programın başında kısaca bir giriş yapmıştık. Kur'an'ın hangi ayetine bakarsak bakalım mutlaka insanın menfaatine, insanın yararına unsurların olduğunu görüyoruz. İşte iyi ahlak, kötü ahlak. İyi ahlak nedir? İşte Kur'an'ın tüm emirleri işte doğru olmak, insan sahibi olmak, güler yüzlü olmak, insanların menfaatine çalışmak bunlar hep güzel ahlaktır. İşte takva, özellikle takva. Yani hangi ayete bakarsak bakalım mutlaka arka planında sorumluluk bir bilinci vardır. Evet. Takva tabii ki Allah korkusudur. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına karşı duyarlı olmaktır. Ama takvanın sosyal boyutunu evet. biraz ön plana çıkarmamız lazım. Hocam sosyal boyut deyince birinci bölümü tamamlamamıza bir 5 dakikalık bir süremiz kaldı. Bu sosyal boyut deyince bir sosyal bir yara, toplumsal bir yara, büyük bir vahşet yaşanıyor hemen yanı başımızda. Evet. Biraz da onunla ilgili birkaç kelam edelim istiyorum ben. Evet. Evet Sezgin Bey. Toplumsal bir ahlaki bir çöküntü içerisinde dünya. Hemen Suriye'de, Halep'te insanlık ölüyor, çocuklar betonlar altında kalıyor. Geçen hafta programımızda değinmiştik, yine değinelim. Evet, sizin aracınızla tabii ki bunları söylemek, bize bu fırsatın verilmesi çok güzel bir şey. Gerçekten yanı başımızda Halep, insanlığın bittiği yer. Evet hocam. Kısmen değindik. Batı ahlakı niye buna dur diyemiyor? İnsanlık buna niye dur diyemiyor? İşte bu ahlakın yozlaştığı, ahlakın bittiği yerdir. Hocam, ama Müslümanlar olarak bizler ahlaktan beslendiğimiz için, dolayısıyla Kur'an'a ve sünnete dayandığımız için mazlumların savunucularıyız. Garibanların, yetimlerin. Aslında mesele şudur Sezgin Bey. Evet. Zamanımız daraldı. Elesü bi bezm eles ayeti vardı. Elesü bi rabbikum kalu bela şehitna diye. Orada başka bir ayete geçmek istiyorum sohbeti toparlamak için. Bismillah ve gucel hak ve zahakal batil innel batile kana zahuka. Cenab-ı Mevlam buyuruyor ki de ki hak geldi, batıl zahil oldu. Batıl zaten yok olmaya mahkumdur. Aslında mesele burada evet. İslam medeniyetiyle İslam medeniyetinin temsil ettiği insanlık ile Batı arasındaki en derin uçurum. İşte bunun mücadelesi evet, aslında. Evet hocam. Hocam mesele hak ve batıl mücadelesi. Mesele hak ve batıl mücadelesi. Batıl biz hakkın, hakikatin ve ahlaklı birey, ahlaklı insanlığın, onurun, duruşun yanındayız.
ama diğerleri de onlar artık kendi menfaatlerini kendilerine put yapmışlar, ilah yapmışlar, onun peşindeler. Evet. Hocam izniniz olursa şimdi Halep'le ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın evet. hazırladığı bir kamu spotu var. Sevgili Aykut kardeşim verebilirse şimdi birlikte onu bir izleyelim. Ondan sonra devam edelim. Çocukların annesini, insanlığın vicdanını kaybettiği yer, Suriye. Ülkede yıllardır süren vahşetin en ağır bedelini bugün Halep ödüyor. Halep'te çocuklar uyuyacak sıcak bir yuva bulamazken artık mezarlıklarda yer kalmadı. Bütün dünyanın gözü önünde yaşanan bu insanlık dramına kayıtsız kalma. Halep'te insanlık ölmesin. Bu sese kulak ver, zulme karşı dur. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi izlediğimiz kamu spotunda dedi ki insanlık ölmesin ve orada bir mesaj vardı. Lütfen bizi izleyen yurt içinden yurt dışından bütün kardeşlerimize sesleniyorum ve şu an güzel bir iş yapalım, bir hayır işleyelim diyorum. Suriye'de, Halep'te insanlık ölmesin dedik. Orada betonun altında kalan ve cennette ekmek vardır umudu ile öldüğüne sevinen çocuklara lütfen bu akşam bir katkıda bulunalım. Lütfen cep telefonlarımızı ellerimize alalım. Cep telefonlarının mesaj kısmına girelim ve oraya şimdi ekranlarınızda görüyorsunuz. Halep yazalım mesaj kısmına ve Halep yazdıktan sonra 5601'e kıymetli izleyicilerimiz 5601'e gönderiyoruz. 5601'e gönderdiğimizde bu çocuklarımız için Halep'te insanlık ölmesin diye 10 TL bağışlamış oluyoruz. Ve şimdi lütfen cep telefonlarınızdan Halep yazıp 5601'e kıymetli izleyicilerimizden istirham ediyorum ben de. 5601'e Halep yazıp atalım. Ve biz de 5601'e buradan bunu bir şov amacıyla değil ama teşvik olsun diye biz şimdi hocamızla biz attık buradan ve size attıktan sonra ekranınıza, telefonunuza bir mesaj düşecek. Orada gösteriyor. Mesajda diyor ki 10 TL'lik bağışınız alınmıştır diye. Lütfen bu akşam bir farkındalık yaratalım ve cep telefonlarımızdan tekrar söylüyorum mesaj kısmına girelim. 5601'e Halep yazıp yolladığınız takdirde bu akşam Halep'te insanlık ölmesin diye Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu kampanyasına 10 TL bağışta bulunmuş oluyorsunuz. Ve hepinize ben duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi programımıza kısa bir ara veriyoruz. İkinci bölümde programımız kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Komşu duysun, müjdem herkese. Sonunda bizim de bir internet marketimiz oldu. Bunca yükü nasıl taşırım diyen Mehmet amca. Olmadık bir anda bebeğinin bezi biten Sibel Hanım. Yoğun iş temposunda eşinden mesaj alan Ali Bey. Markete gitmeye vaktim yok diyenler. Hiç telaş etmeyin. Girin kalafatlarsaralmarket.com'a, siparişiniz ayağınıza gelsin. A'dan Z'ye tüm market ürünlerine kalafatlarsaralmarket.com.tr'den ya da akıllı telefon uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Kalafatlar, ordunun hem saral hem gerçek tek marketi. Yeni yıla zirvede girin. Yeni yıla Radisson Blu Otel'de girin. Boztepe'de muhteşem bir eğlence sizleri bekliyor. Sevdiğiniz sanatçılar bu yılbaşı sizin için sahne alıyor. Tuna Arman, Banu Alsa, Sibel Yücel Radisson Blu Otel'de. Radisson Blu Otel mutlu yıllar diler. Rezervasyonlarınız için 0452 666 68 88. Ramadanlar İnşaat'tan Kumsal Park Evleri.
Konumu ve mimarisiyle fark yaratan Kumsal Park Evleri 12 blok 160 daireden oluşmaktadır. Mavi bayraklı kumsalı, eşsiz deniz ve doğa manzaralı, havaalanı ve üniversiteye yakın konumuyla Cumhuriyet Mahallesi'nde huzurlu ve mutlu bir yaşamın kapıları sizin için sonuna kadar açılıyor. Gelişen Ordu'nun en karlı yatırım bölgesinde 100 metrekareden 140 metrekareye 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri ve ticari alanlar siz sakinlerini bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0452 234 77 52. Ramadanlar İnşaat. Temelinde güven var. Özlemle başlar yolculuklar. Ardında bıraktığın her an heyecanın artar. Gözlerinin buluştuğu her manzara konuşturur içindeki seni. Ve yaklaşıyorsun seni sen yapan değerle kucaklaşmaya. Neşe Hanımlara mı baktınız? Evet. Onlar evde yok, Ankamar'a gittiler. Teşekkürler. Mahmut amca evde yok. O Ankamar'a gitti. Öyle mi? Teşekkürler. Hazır mısın geçmişi yad edip anıları paylaşmaya? O halde sözün bittiği yerdesin. Sevgiyle verilen hizmetin, sıcak bir tebessümün, kaliteyle sunulan samimi durağı, Ankamar. Biz sizden biriyiz. Biz bir aileyiz. ...34 yıllık tecrübeyle Türkiye'nin her yerine ulaşıyoruz. Ömrünü ahşaba adayan Selahattin Köklü'nün elinden ekonomiye kazandırılan ağaç... ...yaşadığınız mekana estetik getiriyor. Ormanın derinliklerinden gelerek birer sanat eserine dönüşerek... ...evinizi süsleyen Köklüoğlu Orman Ürünleri. Ham maddeyi mamul hale getiren Korga'nın gururu Köklüoğlu Orman Ürünleri... ...her boy ve ebatta tahtalata, fırınlanmış haliyle, arı malzemesiyle sizleri bekliyor. Yaşadığınız mekanların süsü, Ordu'nun gururu Köklüoğlu Orman Ürünleri. Yükselişe geçmeye hazır mısınız? Ordu'da yeni bir yaşam alanı yükseliyor. Melet Park projesi ile iç içe olan Teras Kule projesi, teknoloji ve konforu doğanın içerisinde eşsiz bir manzara eşliğinde sizlere sunuyor. Evsel dönüşüm başladı. Gelin bu eşsiz projede yerinizi hemen ayırtın. Teras Kule, Akyol İnşaat. Geleceğe güvenle. Hüseyin Akyol 0452 220 1144. Geleceğin rezidans konforu adalı kalitesiyle turkuaz evlerinde. 125 metrekare 2+1, 150 metrekare 3+1, 170 metrekare 4+1, 230 metrekare 5+1, 260 metrekare 6+1 seçeneklerle konforlu bir yaşamın kapılarını açan turkuaz evleri. 7300 metrekare alanda 1500 metrekare inşaat alanı, 3000 metrekare bağımsız yeşil alan, 2000 metrekare otoparkla çocuklarımız ve sizlere düşlediğiniz engelsiz bir hayat sunuyor. Yeşille mavinin buluştuğu turkuaz evleri, Adalı Gayrimenkul gururla sunuyor. Şok, şok, şok! Garipler Mühendislik fırsat indirimleri devam ediyor. 154 metrekare 3+1 daireler yalnızca 149 bin lira. Yanlış duymadınız, yalnızca 149 bin lira. Siz de Azak Tower'dan daire sahibi olmak için bu fırsatı kaçırmayın. Garipler Mühendislik, bu şehir bizimle yükseliyor. Adres: Şahincılı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi, numara 260. Telefon 777 18 18. Sektörde başarılarıyla adından söz ettiren Bulutlar İnşaat, Esenyurt'un en güzel noktasında tapu ve iskan oturma izni hazır, sizlere sağlıklı ve mutlu bir hayatın kapılarını aralıyor. Bulutlar İnşaat güvencesiyle bu muhteşem dairelerimiz satışa sunulmuş olup siz sahiplerini bekliyor. Biz inşa ettik, size düşen keyfini sürmek. Bulutlar İnşaat gururla sunar.
güvenli temeller üzerinde yükselen modern yapılara imza atan Yücedağ İnşaat, Sardunya konutlarını gururla sunar. Konforunuz için her detayın düşünüldüğü Sardunya konutlarında düşlediğiniz evler sizi bekliyor. İnşaat sektörünün güvenilir ismi Yücedağ İnşaat ayrıcalığıyla siz de Sardunya konutlarında yerinizi alın. Yücedağ İnşaat, sektöründe lider, işinde uzman. Duyduk duymadık demeyin. Artık herkes ev sahibi olacak. Permiyen İnşaat'tan 2+1, 3+1, 4+1, 5+2 lüks daireler 90.000 TL'den başlayan fiyatlarla Esenyurt, Kıraç, Beylikdüzü bölgelerinde sizleri bekliyor. Bize uğramadan daire almayın. Permiyen'den ev sahibi olmanın ayrıcalığını yaşayın. Telefon 0552 451 51 51 0552 451 51 51. Permiyen İnşaat, Mustafa Gevrey'in imzasıyla güvenin adresi. Pilavını tonla, pilavını tonla, Darlanan tonla, pilavını tonla, ton ton ton, Darlanan ton. Ordu'da yeni bir yaşam başlıyor. Çağdaş Ordu'nun inşasında güvenilir marka Selçuk İnşaat, sizlere sağlıklı ve mutlu bir hayatın kapılarını aralıyor. Aradığınız her şey bu harika evlerde. Emirkent 2 projesi, dairelerimizin tamamı 4+1 olup 190 metrekaredir. Ayrıca açık yüzme havuzu, kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, Türk hamamı, Fin hamamı, tuz odası, otomatik merkezi süpürme sistemi de bu akıllı evlerde. Üstelik %0.10'a kadar konut kredisi kullanma imkanıyla. Çağlayan sitesi projelerinde açık yüzme havuzu keyfi sizi bekliyor. Bitmedi. Ordu'da huzurun adresi Melikşah sitesi, Gümüş Evler, Şanlıtürk 1 ve Şanlıtürk 2 Candan Kent sitesi de Selçuk İnşaat güvencesiyle sizinle. Gelin hayallerinize Selçuk İnşaat güvencesiyle kavuşun. Selçuk İnşaat, geleceğinizi inşa ediyoruz. Efendim programımız kaldığı yerden devam ediyor. Ben televizyonlarını yeni açan ya da evlerinde TV52'yi televizyonlarında yeni açan kıymetli izleyicilerimiz için hatırlatmak istiyorum. Biz bu akşam tefekkür saatinde Ordu İl Müftülüğü Ceza Vaizi Sayın Abdullah Salman hocamızı konuk ediyoruz. Programımızın birinci bölümünde İslam ahlakı ve toplumsal hayata yansımalarını konuştuk. İkinci bölümünde hocamın çalıştığı kadro itibariyle cezaevinde yürütülen din hizmetlerini konuşacağız. Yalnız programın birinci bölümünü kapatırken biz hocam toplumsal ahlakı, batı ahlakı ile bugünkü İslam toplumunun ahlakını ve duyarlılığını karşılaştırarak Suriye'de yaşananlara değinmişti. Orada Halep'teki insanlık dramı ile ilgili hocam konuşuyordu. Biz orada süremiz tamamlandı. O konuyla devam edelim. Daha sonra ceza hizmetlerine devam edelim hocam. Sezgi Bey, bu arada tabii ki ahlaktan, toplumsal duyarlılıktan bahsettik. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığımızın Halep'te insanlık ölmesin kampanyası TV52 aracılığıyla bütün vatandaşlarımızı, bizleri ekranları başında izleyen bütün vatandaşlarımızı bu kampanyaya davet ediyoruz. Mesaj kısmına girip 5601'e Halep yazıp 5601'e mesaj attıkları zaman onlara 10 TL'lik bir yardım. İşte bu da programımızın formatı gereği ahlaki duyarlılığımızı aslında yansıtmak için bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmemiz gerekir ve bu fırsatı TV52 ailesi olarak kanalıyla tüm seyircilerimize aktarıyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Evet hocam. Belki de programın en güzel yanlarından biri de bu olacaktır. Evet. Yani konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ama en azından somut olarak ahlaki duyarlılığımızı göstermek istiyorsak ki bizim milletimiz, bu aziz millet her zaman her güzel şeye destek vermiştir. Son kez inşallah Halep yazıp mesaj kısmına 5601'e mesaj atarlarsa evet, güzel bir toplumsal duyarlılık ve ahlaki duyarlılık göstermiş olur.
Şimdiden tüm seyircilerimizi şükranla anıyoruz. Kutluyoruz, ve desteklerinizi bekliyoruz. Hocam, bu konuyu kapatmadan önce sevgili Aykut kardeşim, sevgili yönetmenimiz, seni de çok görüyoruz ama Halep'le ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ikinci kamu spotunu da verelim ve bu konuyu kapatıp asıl konumuza dönelim inşallah. Mümkünse onu da yayınlayalım. Sevgili yönetmenimiz Aykut kardeşime de teşekkür ediyorum. Böylece Halep konusundaki duyurularımızı yapmış olduk. Hocam, biz programımızın ikinci bölümünde Diyanet'in cezaevinde yürüttüğü din hizmetlerini konuşacağız. Ben size programımızın birinci bölümünde kendinizi tanıtın diye cezaevi vaizi kimdir diye sormuştum. Şimdi hocam, ben ikinci olarak cezaevinde yürüttüğünüz din hizmetlerini kısaca bir özetleyelim. Daha sonra diğer konularda evet, sorularım olacak. Buyurun hocam. Evet, ceza ve infaz kurumlarında hükümlü ve tutukların dini ve ahlaki gelişimleri için Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığımız arasında işbirliği protokolü gereği evet, biz ceza vaizi olarak görev yapmaktayız. Tabii ki esas amacımız özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı dini ve sosyal içerikli daireler başkanlığına evet, bağlı olarak cezaevi vaizi kadrosu ihdas edilmiştir. Kısaca ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimize kısaca cezaevi infaz kurumlarındaki din hizmetlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Lütfen tarihinden. Hocam. Bu mahkumların, yani hükümlü ve tutukluların dini ve ahlaki gelişimleri Türkiye'mize ilk defa 1950 yılından itibaren başlamıştır. Daha sonra bu din hizmetlerinin, yani mahkumların sosyalleşmesi, dini değerleri kazanarak toplumsal barışa destek, birlik ve beraberliği sağlamak maksadıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız bu esas görevi yüklenmiş ve din eğitiminin 1983 yılında ilk defa sürekli hale gelmiştir. Daha sonra esas protokoller işte 2001 yılında yine başkanlığımızla Adalet Bakanlığı arasında mahkumların yetişmesine, dini ve ahlaki yönden yetişmesine yönelik 2001 yılında protokol yapılmış ve bu protokol de yetersiz görülerek 2011 yılında daha kapsamlı bir şekilde günümüz şartlarını, günümüz gelişmelerini de dikkate alarak 2011 yılında protokol imzalandı. Ama bu işlevsellik devam ediyor. Yani şu anda en son Diyanet İşleri Başkanlığımızdan aldığımız bilgiye göre bu 2011 protokolüne ek bir protokol daha yapılıyor. Bu aslında vatandaşlarımıza dini hizmetin kapsamını genişlediği anlamındadır. Özellikle denetimli serbestlik, belki seyircilerimiz bilmez, açık cezaevlerinde yatan mahkumları dışarıda kamu hizmetine, değişik alanlarda, kamu hizmetlerinde, değişik kurumlarda istihdam edilerek o mahkum ve tutukların sosyalleşmesi, sosyal aidiyet kazanması ve toplumsal hayata adaptasyonu. Tabii. Çünkü evet, cezaevi psikolojisi gerçekten çok zor bir olay. Çünkü özgürlüğün kısıtlandığı, bir takım hak ve hukukların istenildiği zaman kullanılamadığı dar bir alandır oralar. Evet. O yüzden yıllarca dar bir hücrede kalan bir mahkumun, tutuklunun dışarıya çıktığı zaman sosyalleşmede bir takım sıkıntılar var. İşte yeni protokolde, yani 2011 protokolünden sonra yeni yapılan protokolde özellikle cezaevi infaz kurumlarında manevi rehberlik servisi kurulacak diye yeni, evet, protokolde en son aldığımız bilgi. Bu çok önemli bir gelişmedir. Bir de Diyanet İşleri Başkanlığımızın özellikle denetimli serbestlik alanlarında din hizmeti sunmak için din dersleri, biz genelde din derslerini, yani ceza infaz kurumlarında bize ihdas edilen mekanlarda yapıyoruz. Bunun dışında binlerce mahkum var, yani dışarıda kamu alanlarında istihdam edilen, buralara da Diyanet İşleri Başkanlığımız
ceza vaizleri aracılığıyla normal vaizlerimiz var. Yine il müftülüğümüze bağlı müftülerimiz, işte şube müdürlerimiz, evet, uzman din hizmetleri uzmanı kardeşlerimiz, görevli arkadaşlarımız da cezaevlerine zaman zaman geliyorlar. Şimdi bizim esas amacımız nedir diye sorarsanız, orada nasıl hizmet ediyorsunuz? Evet. Çünkü cezaevi gerçekten çok farklı bir psikolojinin olduğu yer. Orayı anlamak için tabii ki yaşamak gerekir. Yani orayı Allah görmek kimseyi lazım. Düşürmesin. Allah'ım yine kimseyi düşürmesin. Evet. Ama oradakiler de bizim insanlarımız, kardeşlerimiz. Evet. Onlar da insandır. Hasbelkader oraya kader kurbanı olarak düşen var. Bir an öfkesine mağlup olan insanlar var. Veya istenmeden iftira olarak da oraya düşen kardeşlerimiz var. Bunlar hep bu vatanın evladıdır onlar. Hocam, alçaklar ve hainler dışındaki herkes mutlaka kurtuluşa ermeye ve her türlü hizmeti almaya hak sahibidir. Evet. Kader mahkumu kardeşlerimize Rabbim inşallah tez zamanda kurtuluş vesile eylesin. Ki. Islahına vesile olsun inşallah bu yaşadıkları. Şimdi, diyelim. Şu ayette biz orada nasıl hizmet yapıyoruz? Yani onları da, evet, kısaca değinmek lazım değerli Sezgin Bey. Cenab-ı Hakk'ın Lokman suresinde şu ayeti kerime benim çok yaralar. Cenab-ı Mevlam buyuruyor ki ayeti kerimede, mealen arz edeyim, karanlık bir dalgaların boğuştuğu alanda insanlar dini Allah'a haskılarlar ve onlarda kimse orta yolu tutar. Evet. Bir başka ayeti kerimede işte Ankebut suresinin 65. ayetinde, فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَمُوا اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ فَلَمَّا نَتْجَهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Yani o gemiye sığındıkları zaman, o dalgaların boğuştuğu bir ortamda, artık çaresizliğin olduğu bir ortamda dini Allah'a haskılarlar ve kimisi ortak koşar. Yani burada mahkum üzerine din eğitimi yapmamız için, onlara daha iyi din hizmeti sunabilmemiz için mahkum psikolojisini iyi bilmemiz lazım. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığımız burada çok güzel hizmetler ifade ediyorlar. Özellikle burada görev yapacak ceza vaizlerine özel seminerler, özel rehabilite, işte psikologlarla, psikiyatristlerle beraber, bu işin uzmanları olan ceza hukukçularıyla beraber bizleri özel olarak eğitiyorlar. Hatta senenin en az iki defa bizi seminerlere alıyorlar. Oradaki hizmetleri kontrol ediyorlar ve hizmetlerin daha ne kadar güzel olur, ne kadar daha, evet, kaliteli hale getiririz diye özellikle ceza vaizlerine çok önem ve ihtimam gösteriyor başkanlığımız. Tabii sizin bu konuda hocam doktora çalışma tez konunuz da zaten yine bu işlerle ilgili yani, diyebiliyorum. Ceza hukukunda yani suçun ispatında kriminolojinin yeri, yani burada suçun nedenleri, suçun sebepleri, suça etken olan unsurlar nelerdir? Biz şimdi mahkuma şöyle yaklaşıyoruz. Nasıl ki bir engelli bir insan düşünelim, özürlü bir insan düşünelim, bizim de özürlü olmaya adayız. Yani biz de özürlü, evet, olabiliriz. Allah muhafaza başımıza bir kaza gelebilir. İstenmedik olaylarla karşılaştık. Cezaevine de düşebiliriz. Aynı şekilde mahkumlara biz diyoruz, evet, ki biz de buralarda olabilirdik. Sizin yerinize biz de olabilirdik. İşte bunlar bir imtihandır. Evet. Aslında onlara şöyle yaklaşıyoruz. Onlara diyoruz ki siz Allah'ın sevgili kullarısınız. Yani Allah sizin fıtratınızı deniyor ve özünüzdeki dini Allah'ı bulmaya da bir fırsattır. İşte Yusufiye Medresesi'nin ana kaynağı, evet, budur. Evet. Şimdi bu izahatı yaptıktan sonra mahkumlar bir rahatlıyorlar. Yani onlara din dilini iyi kullanmak lazım. Din dilini, evet, iyi aktarmamız lazım. Burada özellikle bazı mekanlar bize tahsis ediliyor. Evet. Kur'an öğretimi için özel mekanlar bizlere tahsis ediliyor. Bunun yanında cezaevindeki mahkum kardeşlerimizden Kur'an öğrenmek isteyen herkes size orada ulaşıp Kur'an öğrenme imkanı var mı hocam? Tabii cezaevimizde tabii ki cezaevi yetkililerimizden Allah razı olsun. Tabii bu din hizmeti aslında mahkumun bir sosyalleşme araçlarından biridir. Yani şu anda cezaevimizde ben Ordu E-tipi kapalı, evet, açık cezaevinde ceza vaizi olarak sevgili müdürümüzün mahkumların sosyalleşmesi, evet, anlamında özellikle işte adliye sarayının yanında ota yıkama, işte
kafeteryalar, burada hep bizim mahkumlarımız çalışıyor. Evet. Tekstil fabrikası, yine cezaevimizin bünyesinde fabrika var. Arşivlerin saklandığı dolaplar imal ediliyor. Yani bunlar aslında mahkumun sosyalleşmesidir. Din de, dini anlamda da bize oradaki yetkilerimiz bir mekan tahsis ediyorlar. İsteyen mahkum, bakın bu çok önemli bir şeydir. İsteyen mahkum Kur'an öğrenebiliyor. Evet. İsteyen mahkum bizle gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra bizle birebir görüşebiliyor. Evet. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığımızın Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü istediğimiz kitabı bize gönderiyor. Yani Kur'an-ı Kerimler dağıtılıyor onlara. Mealli, orta boy, rahle boy. Bunun yanında İslam ilmihalleri mahkumlara ulaştırılıyor. Evet. Ücretsiz Diyanet takvimleri mahkumlara ulaştırılıyor. Yeter ki oradaki insanları devletimiz sahip çıkıyor ve bize de her türlü imkan bu anlamda sağlanıyor ve sizin aracılığınızla başkanlığımıza burada teşekkürü bir evet. borç biliyoruz. Evet hocam. Allah razı olsun. Peki hocam, şimdi birazdan başka bir soru soracağım ama cezaevinde 4 yıla yakındır evet. veya 4 yıla aşkındır. 2013 Ağustos ayından evet. itibaren. 4 yıla yakın bir süredir orada hizmet veriyorsunuz. Din hizmeti götürüyorsunuz. Oradaki mahkumlara, isteyenlere Allah'ın kelamını öğretiyorsunuz. Ya da kendi dini konudaki bilgi ihtiyaçlarını, öğrenme ihtiyaçlarını getirip sizin aracınızla giderebiliyorlar. Orada hiç unutamadığınız ya da kıymetli izleyicilerimizle paylaşmanızda bir sakınca olmayan yaşadığınız bir hadise, bir anı var mı? Evet, aslında yaşadığım birçok olay var ama bir tanesini sevgili izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Evet hocam. Dedi ki orası çok farklı bir dünya. Evet. Orada her türlü suç profilaksını görebilirsiniz. Evet. Yani adli, siyasi, işte birçok mahkum türleri vardır. Evet. Aslında biz orada görev yaparken bütün mahkumu iyi tanımak zorundayız. Yani Efendimiz'in metodu ile biz hareket ediyoruz. Evet. Onlara güzel nasihatlarla güzel bir şekilde yaklaşmam. Çünkü onlar yaralı insanlar. Evet. Ailelerinden kopmuşlar. Özgürlükleri maalesef yok. Bu evet. ceza hukukunun gereği. Suç işlemişse bu suçun da bir karşılığı vardır. Evet. Ama bizim devletimizin bakış açısı, başkanlığımızın bakış açısı oradaki mahkumu ıslah etmeye yöneliktir. Evet. Şimdi bir anım aklıma geldi, onu paylaşmak istiyorum. Lütfen hocam, buyurun. Bir mahkum ki cezaevi tabiriyle söyleyelim, suç dosyası çok kabarık. Yaklaşık 9 yıldır içeride. Düşünün yani 9 yıldır gökyüzünü görememiş. Evet. Her türlü özgürlüğü elinden alınmış. Tabii ki özgürlüğü elinden alınmış derken bizim gibi rahat hareket edemiyorlar. İstediğini istediği anda ulaşamıyorlar. Elbette hocam, suçun bir karşılığı evet, var. Bir karşılığı var. Biz o dar mekanda, esas amacımız neydi? Bizim o dar mekanda inanç varsa, iman varsa imkan da vardır. Bunu aşılamaya çalışıyoruz. Eyvallah. İşte bu meyanda bir anımı anlatayım sizlere. O bir mahkum ki çok suçlar işlemiş. Farklı suçlar işlemiş. Ve ben bir gün böyle koğuş sohbetlerindeyiz. Yani ceza vaizinin neler yaptığını da hem anlatmış evet. oluyoruz. Koğuşlara gidiyoruz. Yanımızda ceza infaz kurumundan görevli bir memur. Her türlü güvenlik tedbirleri alınmış. Bir mahkum benim dikkatimi çekti. Tabii çene yapısı kuvvetli, konuşması aksanı yerinde. Tatlı konuşuyor. Etkilendim. Dedim ki infaz memuruna bu kimdir, nedir filan diye. Bu dedi boşver hocam onu dedi, yani uğraşma dedi yani. Ben de işte peygamberimizin o leş olan bir köpekten olumlu bir bakış açısıyla evet. o ne kadar güzel beyaz dişleri var, olumlu bakış açısıyla ben o mahkuma dedim ki yanına, gerçekten çok güzel aksanım var. Çok güzel lisanım var. Beni etkiledin. Ben yıllardır imamlık yaptım. Hatiplik yapıyorum. Vaizlik yapıyorum. Programlara çıkıyorum. Keşke senin gibi benim de dilim, aksanım olsa da insanları etkileyebilsem. Çene yapım kuvvetli deyince hocam dedi benim çenem pitbull gibi çok kuvvetlidir. Tuttuğumu koparırım. Halbuki ben ona dedim ki yani başka şey ima ettim. Orada bir gülüştük. Dedim ki bizim kurslara katılır mısın dedim ona. Ne kursu dedi? Yani saz kursu mu dedi? Ya mübarek ben hocayım dedim. Saz kursu. O hala olayın farklı boyutunda. Evet. Dedim ki Kur'an öğretimi var. Kur'an kursu var.
Yok dedi. Ben bunu tabii ki fetva verirken, bir mahkuma yaklaşırken onun hayatını da bilmek lazım. Aynen öyle hocam. Ve araştırdım ki bu ailesiyle boşanmak üzere. Çocukları kendisinden korkuyor. Hatta daha ilginç olanını söyleyeyim. Annesi bile bundan korkuyor. Yani bir anne evladından korkar mı? Bu derece bir mahkum profili var karşımızda. Ben tekrar yanına gittim onun. Selam verdim. Dedim ki sen mutlu olmak istemez misin? Ailenle barışık olmak istemez misin? Annenin helalliğini almak istemez misin dedim. O nasıl olacak hocam dedi. Dedim ki şu Kur'an kursuna bir gel. Neyse idare izin vermek istemedi. İdareye dedim ki ben her türlü kefilim. Gerekli güvenlik tedbirlerini alın. Ben bu mahkumu inşallah elimden geldiğince sosyalleştireceğim ve topluma kazandırmaya çalışacağım. Hatta bu mahkum dışarıya çıkarken 3-4 tane infaz memuruyla beraber çıkıyor. O kadar tehlikeli birisi. Evet. Ama biz din adamları Allah'tan başka hiç kimseden korkmayız. Yanımızda Allah'ın selamıyla girdiğimiz zaman o selam bile onları bir hoş ediyor. Yani öyle bir ortamız. Düşünün. Evet. Selamı bile biz Efendimiz la tahkirenne minel ma'rufi şeyen ve lev en telka büveçin taligin. Yani güler yüzde olsa da onu küçük görmeyin. Onlara güler yüzde Allah'ın selamını veriyoruz. Adam çok rahatlıyor. Böyle yaklaşıyoruz, kucaklaşıyoruz. Neyse ben onu kursa razı ettim. 2 ay geldi gitti geldi. Hiçbir şey öğrenemedi. Tekrar bir ikinci aya tekrar onu çağırdım. Ben sadece sabır gösterdim ona. 2 ay sonunda bu merak saldı. Yani merak saldı. 4 ay oldu. Yine bir şey yok. 2. 4 ayda yani buradan seyircilerimize şunu da aktarmış oluyoruz. Yani orada Kur'an kursları periyodik halde devam ediyor. Evet. 2-4-6. ayda tekrar bu mahkumu davet ettim. Bu güzel Kur'an öğrendi. Gerçekten dedim onun çene yapısı, aksanı Kur'an'a yatkın. Ben oradan girdim yani. Onun o güzel yanından girdim. Bu etkilendi. Kur'an öğrendi. Evet. Millet diyor ki ya Allah Allah bu nasıl olur? Bu mümkün değil. Şimdi bu mahkumun bir yakını vefat etmek üzere yoğun bakımda. Bu izin alıyor cezaevi aracıyla ile naklediliyor ve orada son nefeste olan birini yani kayınpederi ona Kur'an okumak istiyor. Yanında da Kur'an'ı da götürmüş. Annesi çoluk çocuğu orada. Annesi hayret ediyor ya bu adam bu kadar şerliydi de artık Kur'an'la mı oynamaya başladı? Annesi inanmıyor. Hala inanmıyor. Hatta orada birinin barışmasına vesile oluyor. Bak diyor ki yakın akrabasını çağırıyor. İşte bak kayınpederim ölmek üzere helalleşin. Böyle fırsat bulamayız diye. Oradaki ailesi bu duruma bir anlam veremiyor. Tekrar bu kursa devam etti. Hatta tecvitli Kur'an öğrendi. Dedim ki o mahkuma bir sonraki açık görüşe beni de davet et. Ben de geleyim. Anneni çağır. Eşi geliyor. Çocukları geliyor açık görüşte. Evet. Ben de yanlarına gittim. Elimde belge hazırladım. Şu andaki Sayın İl Müftümüzün imzasıyla o mahkumu onar etmek için Mustafa Kuluksoğlu Sayın Müftümüzü evet. Imzasıyla ve ceza vaizinin imzasıyla ona bir katılım belgesi, teşekkür belgesi hazırladım. O bir haberi yok tabii ki. Annesi geldi orada. Evet. Dedim ki ben ceza vaiziyim. O dedi ki ceza valisi kim dedi yani. Ceza vaiziyim. Anlamadı. Dedim hocayım. Ha şimdi oldu dedi bak hocasın tamam. Bizim halkımız hoca der yani. Evet. Müftü de olsa başkan da olsa hocadır. Dedim ki bak bu senin oğlunun Kur'an belgesi. Oğluna inanmıyor yani hala inanmıyor. Evet. Bu oğlunun Kur'an öğrendiğine dair bir belge. Baktı. Gerçekten dedi benim oğlum Kur'an mı öğrendi dedi. Gerçekten benim oğlum Kur'an mı öğrendi diye ikinci defa sordu. Gözleri yaşardı. Ve benim elime sarıldı, gözümü öptü, yanağımı öptü. Evladına sarıldı. Bakın, anne evladından korkuyor. Evladına sarılıyor. Eşinin gözyaşları, çocukları, bak anne babam Kur'an öğrenmiş. Hala umut var. Boşanma evet. Diyor. Ve orada bir kucaklaşma, sarılma. Çok duygusal ve dramatik bir sahne yaşadık. Açık görüş bitiyor ve tekrar o mahkumu ayrılıyor ve hanım annemiz yani o mahkumun annesi
Allah sizlerden binlerce kez razı olsun. Sizi buraya gönderen devlet yetkililerinden, Diyanet İşleri Başkanlığından dedi. Allah binlerce kez razı olsun. Ben bu evladıma hakkımı helal etmiyordum. Ve artık sayenizde bize binlerce dua ettiler. Devletimize, başkanlığımıza. Ve koğuşa tekrar gittim. Hatta burada bir şeyi atladım aslında. Onu da söylemem lazım. Vaktimiz inşallah var. Hocam var. O aradaki anekdotu atladım. Aslında orada önemli bir vurgu vardı. O görüşmeden önce o mahkum bana çok ters davrandı. Yani kursun içerisinde beni aşağıladı, çekti gitti. Şimdi burada çok önemli bir mesaj vereceğim sevgili izleyicilerimize ve gençlerimize. Beni aşağıladı, çekti gitti. Oradaki mahkumlar neredeyse ona sataşmaya başlayacaklardı. Hocam dedi, boş ver dedi. Hiç gerek yok. O mahkum gitti. Ben utanmadan, sıkılmadan yine o mahkumun koğuşuna gittim. Dedim ya, haklı olmak mı önemli? Yoksa haklı olup, sabırlı olup mutluluğu yakalamak mı önemli? İşte evet. Peygamberlerin hayatında her zaman mutlu olmak vardır. Barış vardır, sabır vardır, evet. Hoşgörü. Ve o mahkumun yanına gittim, senden özür dilerim dedim, seni kırdım. Hocam sen dedi, benim yanıma bunun için mi geldin dedi. Benden hiç kimse hayatta özür dilemedi dedi. Hiç kimse benim ayağıma gelmedi. İşte bakın ceza vaizleri işte böyle bir konjonktürde çok aslında yapıyor. Çok önemli bir görev yürütüyor. Dedi ki evet. Hocam ağladı orada. Ağladı hocam dedi. Allah sizlerden razı olsun dedi. İlk defa mutluluğu yakaladım. Mutlu yani iman varsa imkan da vardır. Var. Evet. Mutluluk da vardır. İşte bu anımı evet. Şimdi hocam, takip ediyorum o mahkumu. Koğuşlardaki sohbetlerine bakıyorum. Bize haberler geliyor. Koğuşlarda önce onlar birbirlerine çok kötü davranışları var. Davranışlarda bulunurken, kavgalar çıkarken o gittiği yerde zaten liderlik vasfı da var. Kur'an okuyorlar. Yok metni tabi bu kadar mı uzatılacak? Onu tartışmasın. Metni mutasıl, metni munfasıl. Bunun tartışmalarını yapıyorlar. Evet. Her gittiği yerde birilerine Kur'an öğretiyorlar. Evet. Hocam Allah sizlerden razı olsun. Her gittiğimiz yerde biz bakın. O zaman ona dedim ki işte bu Kur'an'ın sana dünyadaki nimeti. Evet. Hocam neydi? Ahirette ise daha büyük nimetler inşallah. Siz cezaevlerinde bu hizmeti yürütüyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın diğer mensupları da hakkı, iyiliği ve sabrı tavsiye etmek, tebliğ etmek gibi bir görevi yürütüyorlar. Evet. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Hocam vaktimiz azalıyor. Ben aslında buradan şunu da sormak istiyorum. Mutlaka bu konuya da değinelim programımız bitmeden. Siz şimdi hem bir din görevlisi, hem bu konuda ilmi ve akademik çalışmalar yapan bir akademisyen gözüyle hem de aynı anda cezaevinde mahkumları da gören, onların yaşadığı hayatı ve muzdarip oldukları dertleri de bilen bir insan olarak buradan anne babalara, gençlere veya diğer bizi izleyen bütün izleyicilerimize cezaevine düşmemek, suçu işlememek için ne gibi tavsiyeleriniz var? Nelere dikkat etmeleri lazım? Tabii bu alanda şüphesiz birçok çalışmalar var. Evet hocam. Ben acizane kendi fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Mahkumlarla yaptığım birçok araştırmada hala yaptığımız araştırmalar devam ediyor. Mahkumlara soruyorum ve bunu anket olarak çalışmasını da yaptım. Evet hocam. Hocam ben haklıyım. Haklı olduğum için buradayım diyor. Evet. Yani ünlü psikolog var Ankara İlahiyat'ta Özgün Özdoğan. Yani haklı olmak öfkeyi tetikliyor. Mahkumların birçoğu ve bu mesaj aynı zamanda ailelere, gençlere de yöneliktir. Haklı olmak öfkeyi tetikliyor. Evet. Mahkumlarla yaptığım birebir görüşmelerde diyorlar ki hocam ben haklıyım. O yüzden onun malını gasp ettim. O benim malımı çaldı. Haklıyım. O beni bıçakladı. Ben de onu bıçakladım. Evet. Haklıyım. Haklısın tamam. Haklısın ama sen neredesin? Evet, haklı olman bu içinde bulunduğun sonucu değiştirmiyor. Sonucu değiştirmiyor. Evet hocam. Önemli olan haklı olup sabırlı olmaktır. Evet. İşte ayet-i kerime çok güzel beyan ediyor bu hususu. Evet hocam. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ İşte sabreden bağışlayan evet. Olun. İşte bu sabırlı olmak işte büyük işlerdir. İşte burada anne babaya
çok önemli görevler düşüyor. Evet, eğitimcilere çok önemli görevler düşüyor. Çocuklarımızı takip etmek, çocuklarımız için izlem kurumları oluşturmak, özellikle çekirdekte yani ailede bu işler çok önemli bir fonksiyon icra eder. Anne babalar evlatlarını iyi takip etmek durumundadırlar. Evet. Evlatlarıyla zaman geçirmek durumundadırlar. Evlatlarına güzel örnek olmak durumundadırlar. Yani suçlu insan, yani suç işlemeyecek insan yoktur. Evet. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi kullu beni Adem'e hattâun ve hayrul hattâine tevvâbun. Yani her insan günah işlemeyen meyillidir. Suçlu evet. insan yoktur. Ama önemli olan suçun nedenlerine inebilmektir. Ya bu evet. tabii ki inşallah ileride bize yine fırsat verilirse bu suçun ekonomik sebepleri var, sosyal sebepleri var, ailevi sebepleri var, birçok sebepleri var. Burada önemli olan iyi bir ebeveyn olmak, çocuklarımız için fedakarlık yapabilmek, evet. onlara iyi bir birey, iyi bir örnek. İşte bunu Peygamberimizin hayatında görüyoruz. Peygamberimiz dedi ki programın birinci bölümünde ahlaktan bahsettik. Evet. Ahlak bizim olmazsa olmazımızdır. Bizim varoluşumuzun altında ahlak yatar. Evet hocam. Ahlak da nedir? İşte yeni yetişen bireylere mal mirasından ziyade, mal ve mülkten ziyade dünyevi saltanat, dünyevi ikramlardan ziyade manevi değerleri evlatlarımıza küçük yaşta vermeliyiz. Evet. Nasıl ki çocuklarımıza matematik dersi, fizik dersi, kimya her türlü dersi veriyoruz ama ahlaki ve manevi eğitimi özellikle ufak yaşlarda 4-6 yaşlarında şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımız çok güzel projeler yapıyor. 4-6 yaş grubundaki çocuklarımız bunlar çok güzel gelişmelerdir. İnşallah uzun vadede umutluyuz. Allah'ın evet. izniyle çocuklarımızı ahlaki duyarlılığı, ahlaki sorumluluğu ve o kameraları kalplerine, vicdanlarına ve akıllarına koyabilirsek artık daha umut var olabiliriz Allah'ın izniyle. Evet. Daha ümit var olabiliriz inşallah. Peki hocam. Yani mesele şudur. Yani evlatlarımıza yani insanları kazanmak için çok mala gerek yoktur. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi lan tesa'u nase bi emvalikum. Yani insanları mallarla, maddiyatla kazanamazsınız. Velakin yesa'u minkum veşhel bast ve husnul hulk. Yani güler yüzle davranmak ve güzel ahlaklı bireyler yetiştirmek. Evet. Yani evlatlarımıza yapacağımız en güzel hediye onlara gül vermek, gülünüz yoksa gülü vermek. Yani hayatın evet. güzelliğini dini atmosfer içerisinde, vicdani atmosfer içerisinde evlatlarımızın ahlaki ve vicdani eğitimlerini gerekli yerde, evet. gerekli zamanda vermemiz hepimizin anne baba olarak, ebeveyn olarak, eğitimciler olarak devletimiz her konuda bizlere ayrı ayrı görevler düşüyor. Evet hocam, programımızın süresi bitti. Süreyi tamamladık. Lütfen kıymetli izleyicilerimize son mesajlarınızı ve son sözlerinizi alalım. İzninizle programımızı evet. da kapatalım inşallah. İnşallah yine programın ilk yarısında ve ikinci yarısındaki o kampanyayı tekrar sevgili izleyicilerimize hatırlatmak isterim. Evet hocam. Diyanet İşleri Başkanlığımızın Halep yazıp 5601'e bir mesaj atarak toplumsal duyarlılığımızı ve toplumsal ahlakımızı inşallah böylelikle evet. icraata geçirelim. Tüm izleyicilerimizden bunu bekliyoruz. Önemli olan şudur. Son mesajları inşallah Sezgin Bey vermeye çalışıyorum. Önemli olan haklı olmak değil, önemli olan haklı olup sabredip mutluluğu yakalamaktır. Evet. İşte bunun örneğini peygamber ahlakı dedik ya. Peygamber evet. Tayyip'te haklıydı. Ama oraya dua etti. Evet. Peygamberimiz Hudeybiye'de haklıydı ama en iyi şartlarda en kötü şartlarda yapılan barış en iyi şartlarda yapılan savaştan daha hayırlıdır. Evet. Yani haklı olup sabırlı olmak, affedici olmak, hoşgörülü olmak, sevmek ve evet. sevilmektir. Yunus Emre'nin ifadesiyle gelin tanış olalım. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Evet, İşin evet. mayası şudur. Son mesajı veriyorum müsaadenizle. Evet, hocam, estağfurullah, buyurun. Bu hadisi hatırlatarak inşallah hem cennetin de sigortasını anlatalım. La tedhurunel cennete
La tedhuluna cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tehabu. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek iman etmiş olamazsınız. İşte biz asil Türk milleti olarak ahlaklı bir ümmetin torunları olarak karşılıklı olarak birbirimizi sevmek işte cennetin sigortasıdır. Biz eğer birbirimizi seversek, birbirimize sahip çıkarsak, birlik ve beraberliğimizi her alanda gösterirsek Allah'ın izniyle şu anda o zamanları yaşıyoruz. Seferberliği yaşıyoruz. İşte bunları yaparsak Allah'ın izniyle bu Türk milleti, bu Müslüman millet kıyamete kadar ezanıyla, bayrağıyla, diniyle ilelebet müreffeh ve payidar kaim olacaktır inşallah. Sevgili izleyicilerimize inşallah bu mübarek gecede bizleri izledikleri için şahsınızda ve TV52 kanalıyla teşekkür ediyorum. Allah sizlerden ve bizi izleyenlerden, milletimizden inşallah razı ve memnun olsun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Süremiz yetmedi. İnşallah bundan sonraki bir başka programda sizinle uzunca daha sohbet etme imkanı buluruz. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. İyi ki geldiniz. Allah razı olsun diyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, ben programı kapatmadan önce temenni ve dua ediyorum. Rabbimiz birliğimize, dirliğimize, göz dikenlere, izzetimize, şerefimize kast edenlere fırsat vermesin. Milletimizi, İslam ümmetini her türlü dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eylesin inşallah. Halep'te insanlık dışı katliamlara maruz kalan ve bombalar altında can veren, ekmek bulamadığı için cennette ekmek vardır umuduyla öldüğüne sevinen o masum kardeşlerimize Cenab-ı Hak yardım eylesin. Cuma geceniz mübarek olsun. Bizleri evlerinize konuk ettiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Bir sonraki tefekkür saatinde görüşünceye değin. Hoşça kalın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.